İnegöl'de 1500 civarında irili ufaklı mobilya işletmelerinde çalışan kadınlar, döşeme, zımpara, ön hazırlama, kesim, montaj, ambalaj, kumaş dikiş, CNC tezgahında kesim ve benzeri birçok erkek işini titizlikle yerine getiriyor. Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu görüntüleri sizler için çektik. EnDesign firmasında çalışan kanalaşma ustası Pervin Yiğit, 12 yıldan bu yana mobilya sektöründe çalıştığını belirterek baba mesleği olan bu işi yapıyorum diye konuştu. Senelerde yapıyorsun. 12-13 yıl. Sandalye imalatta çalışıyorum. Zor iş olmuyor mu? Zor değil mi? Ya insan isteyince her şeyi başarır. Hele bayan servis sektörde el atarız. Benler her işi yaparız. Her işi yaparız. Yaparız. Baba mesleğim marangozluk. Zorluğundan bahsedelim. İlk önce ustalarımız makineleri öğretmiyorlar. Bayan gözünde işte bayan yapamaz bu işi. Bayandan marangoz ne olur? İşte bu şekilde şartlandırmıyor insanlar kendilerine. Eşiniz ne diyor bu duruma? Eşim ne diyecek? Eşim bir şey diyemez ki. Ekmek parası. Ekmek parası. İnsan gene bildikten sonra sıkıntı değil. Zevkli bir iş. Benim için zevkli bir iş. Zevkli bir iş. En azından önünde bir üretilen bir şey var. İnsanlar yani yaptım diyebileceğim bir şey. Ürettiğim değerli bir şey, bir şey. Sadece evde değil, kafeteryalara gittiğimiz zaman işte filan yerde hata var, işte filan yerde zımpara hatası var, kesim hatası. Tartışıyoruz aramızda bayan olarak. Bayanlar mı sektöre girmek ister? İsterim neyi, istemem ki. Bayanların yapmayacağı iş yok ki. Tutun şoförlüğünden, tutun yani gelin sanayi de. Pasta polişte var, dikişte var, montajda var. Daha hangi sektörü? Sanayide eskiden 12 yıl önce sanayide bayanında yiyeceklerinde çalışacaklar mıydı? 12 sene önceye dönelim. Evet, yok. Gel şimdi sanayinin Ertuğ Gazi'sinde bir gezelim. Kimler yani? Yani. Ya bu mantıklı yani. Sadece sandalye imala değil. Kadının yapamayacağı bir şey yok.